Osman Abi TV kanalından herkese yine selamlar, sevgiler. Biliyorsunuz havalar ısınmaya başladı, artık bahar kapıda, hatta geldi. Ben de varilin yanı sıra böyle bir havuz çalışması yapmaya karar verdim. İşte sağdan soldan bulduğum tahtalar, elimde olan tahtaları bu şekilde havuzun iskeletini oluşturmak için birleştirmeye başladım. Bunu yaparken dün keserle burada çivi sökerken dengemi kaybettim. Başka bir çivili tahta vardı. Sağ ayağımla mecbur kaldım, bu terlikle bastım ve ayağıma battı. Kötü oldu. Ama siz böyle şeyler yaparken dikkatli olun. İş güvenliği çok önemli. Bakalım. İskelet bitmek üzere. Bu bittikten sonra bunu nuşamba alıp içine nuşambayı oturtup su dolduracağım. Bunu da özellikle şuraya koymayı düşünüyorum. Neden? Çünkü tam olarak çok sıcak oluyor bu teras yazın. Güneşi tam olarak almasını istemiyorum. Çünkü suyu kaynatıyor gerçekten yazın. Burada kısmen güneş, kısmen gölgede kalsın istiyorum. Yani şu bölgeye koyacağım. Şuraya. Şuraya şöyle. Hem de çeşmenin yanına yakın olacak. Bakalım ne olacak kardeşlerim. Hep birlikte göreceğiz. Şimdilik bu kadar. Görüşmek evet üzere. Evet kardeşler, yerine oturttuk. Altına da şöyle bir şey koydum. Kalın strafor. Şöyle bakın, göreceksiniz. Ondan sonra son bir iki rütuşu kaldı. Hani vidalar falan filan. İyice sağlamlaştırıyorum. Ne olur ne olmaz. Durumlar böyle. Şimdilik bu kadar. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Evet kardeşlerim, herkese merhaba. Vallahi havuzun iskeleti bitti. Yani bu kadar litre suyu herhalde taşıyacaktır diye düşünüyorum. Durumlar böyle. Bunu da paylaşmak istedim. Bakalım nuşambamızı alacağız yarın. Neler olacak, hep birlikte göreceğiz. Şimdilik bu kadar söyleyeceklerim. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın kardeşlerim. Evet kardeşler, Osman Abi TV'den tekrardan merhaba. Nuşambamızı aldık. Bakalım bunu buna yerleştireceğim. Bakalım nasıl olacak kardeşler, hep birlikte göreceğiz. Şimdilik hoşça kalın. Evet kardeşler, naylon torbamızı yerleştirdik çok şükür. Yalnız şuraya bir vida değdi. Orayı hemen böyle bir ani yapıştırıcıyla yapıştırdım. Ne yapayım? Bir katını ufaktan deldik, yani iş kazası. Bakalım biraz su dolduracağım. Bakalım ne olacak şimdilik. Şimdilik görüşmek üzere. Evet, tekrardan merhaba kardeşler. Suyu dolduruyoruz gördüğünüz gibi. Yani çeyreğe kadarı doldu bakalım. O deliğin oraya gelmesini istiyorum, şurası. Bakalım ne olacak? Alt katmana mı sızdıracak? Nasıl olacak bilmiyorum. Vallahi midemi bulandırdı ama yapacak bir şey yok. Vida ile elimdeydi. İş kazası. Artık sağlık olsun. Bakalım ne olacak? Şöyle bir de şuradan çekeyim. Hızlı bir şekilde dolduruyoruz havuzumuzu. Bakalım nasıl olacak? Bu kadar suyu taşıyacak mı, taşımayacak mı bilmiyorum. Yaklaşık hesaplamadım ama 140 herhalde bir 250-300 litre su olur burada. 300-350 litre diye tahmin ediyorum. Durum bu kardeşlerim. Bakalım ne olacak? Görüşmek üzere. Evet kardeşler, gördüğünüz gibi doldurduk. Vallahi şöyle bir 3 parmak bir su yüzeyinden mesafe bıraktım. O da artık bakalım, yani bu böyle test aşamasında duracak. Sonradan da işte küçük akvaryumdan biraz bakteri aşılayacağım. Galiba burayı canlı doğuran yapacağım ya. Canlı doğuran. Güzel bir üretim olacak. Durum bu. Şimdilik bu kadar güzel kardeşlerim. Umarım bu projeyi beğenmişsinizdir. Herhangi bir sıkıntı da olmadı şeyde. Delikte zaten oradan aksa bile bir tabaka daha naylon var, yani altına akar. Durum bu. Bakacağız şimdilik. Hoşça kalın.